Evet. Hocam bir tarafta pandemi bir taraftan antrenmanlar devam ediyor ee, Kayseri'de Kadınlar Basketbol Ligi'nde e, nasıl hazırlanılıyor? E, kimler geldi? E, yeni bir takım neler söyleyeceksin? Evet yeni bir takım biraz gençleştirdik ee, Hem maddi olanaklardan dolayı hem de biraz artık anlamlı üretime yönelik bir şey yapmamız gerekiyor Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz ki sadece şey değil spor yani ekonomide de bir sürü şey artık üretimden gitmesi lazım. Sporun da bence artık üretime dönmesi, altyapıya dönmesi ve kendi yetiştirmeniz lazım. Çünkü hazır belli oldu ki bu pandemi sürecinde çok zor. Yani maddi olarak bu ekonomik şartlarda. Bence bu doğrultuda bakarsak çok 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 doğru bir kadro kurul, kurduk bu sene. Ee, yani şöyle söyleyeyim, 3 tane Türk oyuncu transfer ettik tecrübeli adı altında ama onlar burada yetişmiş daha önce burada emek vermiş kariyerlerinin en iyi zamanlarını burada yetiştirmiş üç oyuncunun yanına biz şey yaptık geri kalan bütün Türk oyuncularımızı altyapıdan ve yaşı çok küçük oyuncular transfer ederek genç milli ümit milli oyuncular transfer ederek en azından bir 3-4 senemizde Türk oyuncu nüvemizi bu şekilde üretim yaparak onları bu seneden hazırlamaya çalışmak amacıyla bir kadro kurduk. Bence bu yüzden çok çok doğru bir kadro kurduk. Yabancı oyuncularımızı da keza bu mantıkta kurduk. Rookie oyuncu aldık yani çaylak dediğimiz yeni mezun 99 doğumlu 3 tane Amerikalı oyuncu aldık. Onların da do yani yaşları çok küçük. Tabii bunun bir riski olacaktır bize sahada ama biz bunun avantajını çevirmeye, avantaja çevirmeye çalışacağız gençliklerini, enerjilerini. Onlara da yatırım yapmak istiyoruz çünkü. Yani önümüzde geçmişte biliyorsunuz bir Latoya Sanders örneği var. Yani 7 sene burada emek verdi. Ondan sonra Türk basketboluna Türk oyuncu olarak emek verdi. Amacımız yeni Lara Sanders'lar yetiştirmek. Burada yeniden belki Türk milli takımına da faydalı olabilirler. Ee, güzel bir kadro kurduk. Tabi pandemi sürecinde bu hafta başladık ciddi olarak. Ama tabi önlemlerle başladık. İşte mesafeye dikkat ediyoruz. Toplantılarımızı ona göre yapıyoruz Oturmalı düzenlerimizi ona göre Hijyenimize çok dikkat ediyoruz Bence dikkat ettiğimizde yani insanlar zaten herkes kendi birey olarak kendine dikkat ettiğinde çok sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Ama tabii antrenman sürecinde oyuncular o drilleri de şu anda şey seçmiyoruz tabii birbirleriyle yakınlaşacak driller seçmem yani öyle antrenmanlar yapmıyoruz. Genelde bire sıfır bire bir yani kendi bireysel birbirlerinden uzak sadece teknik gelişim antrenmanlarıyla başladık. Ee, ilerleyen süreçte değerlendireceğiz. Ona göre takım idmanlarına doğru gideceğiz. Hocam, e, Kayseri'nin bu seneki hedefleri, yani kadınlar bakımında <laughs> hedefimiz ne? Şimdi en büyük hedefimiz zaten hep var olmak, hep aynı yerde olmak. Bir kere istikrarlı olarak 14. 15. yıl Kayseri e, Bayanlar Ligi'nde e, mücadele ediyor ve Üst düzey mücadeleleri de görseldiği seneler oldu. Geçen sene de çok iyi bir dereceyle yani o kadro yapısına göre 7 bitirdi. Bu sene tekrar o derece en kötü o derece istiyoruz. Yani ilk 8 için tekrar Avrupa Kupalarında oynayabilecek takım istiyoruz. İkinci hedefimiz olarak ilk üçü zorlayıp Euroleague. Yani geçmişte burada Euroleague'de çok müthiş işler yaptık. Türk basketbolunda Galatasaray'da Fener'den sonra ee, çok ciddi işler yapan bir Anadolu kulübüyüz. Tekrar o günlerimize dönmek için bugün bir yola çıktık diyelim bu seneden. Ee, amacımız o. Ya tabii ilk planda ilk 8 playoff yapmak ve Avrupa Kupası'nda devamlılık önümüzdeki sene. Ee, i̇kinci planda Avrupa Kupalarındaki grubumuzdan, geçen sene grubumuzdan avarajla çıkamamıştık. Zorlu bir gruptaydık. Gene zorlu bir gruptayız ama bu sene o gruptan da çıkıp yukarıya en azından Euro Cup'ta ilk 8 takım arasında yer almak istiyoruz. Ben de bunu bu sene bu kadronun yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii çok işimiz var. Çok genciz, çok çalışmamız lazım. Sağdaki enerjimizi doğru kullanmamız lazım. Ben çok güveniyorum. Şehir çok iyi destek veriyor belli Bellona biliyorsunuz sponsorluğumuzu yapıyor. Alp Aslan Bey sağ olsun takıma çok çok ciddi emek veriyor. Aynı şekilde belediyede ve yöneticilerimizde. de. Biz de bu emeğin karşılığını artık bu sene eski günlere dönüş adı altında bunu sahaya çevirmek istiyoruz. yani Ve inşallah benim tek temennim seyircimizle paylaşabileceğimiz başarılarımız olur. Yani başarı çünkü şimdi burada boş salonda final oynayıp şampiyon olsanız ne olur düşünün yani ama seyirci burası için her şey. Biz bir de bu salonun ne günlerini gördük. E, hepimizin temennisi pandemi sürecinin daha iyi kontrol edilmesi ve ondan sonra seyircilerimizle buluşup e, sezona 3 Ekim'de e, seyircilerimizle beraber başlayabilmek. Teşekkür ediyorum. Tamam, ben teşekkür ederim. Sağ. Olun.